Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam biz bugün ne işliyoruz? Evet, bugün rasyonel sayılarda çok adımlı işlemleri işleyeceğiz. Nedir hocam çok adımlı işlem? Birden fazla işlem içeriyorsa eğer o ifade, biz ona çok adımlı işlemler diyoruz. Zor gibi geliyor hocam kulağa. Yok hayır, hiç merak etme. Her şeyi biliyoruz. Sadece bu konuda neyi ne zaman yapacağımızı güzelce pekiştireceğiz. Hangi işlemi önce yapacağız? Ne zaman diğerini yapacağız? Ne zaman kesir çizgisinin üstünü altını, onları güzelce öğreneceğiz. Olur hocam, sizdeyiz. Evet, bir tane örnek yazalım hemen. Evet hocam. Evet Recep'ciğim, böyle bir örneğimiz olsun mesela. Bunun cevabını biz arıyoruz. Burada nereden başlayacağız? Hocam sanki paydadan başlayacağız. Evet. Biz eğer birden fazla kesir çizgisi varsa biz kısa kesir çizgisinden başlıyoruz. Dolayısıyla bu yukarıda olsaydı pay kısmından da başlıyor olabilirdik. Ha, o zaman çizgiye bak. Evet, çizgiye bakacağız. En kısa kesir çizgisinden başlayacağız. O halde burada bir tam var. Şunun altına gizli bir koyup 8 ile genişletebiliriz. 8/8. 9/8 oldu evet, hocam. Evet, artı 1/8. 9/8. Artık şu işlemin yerinde 9/8 var. Şimdi 1 artı 3 bölü 1 sayıyı tabii ki önce bölme işlemini yapmamız gerekiyor. Evet hocam. O yüzden 3 kesir, yukarıdaki kesir 3. Onu 3/1 yani olduğu gibi yazıyorum. İkinci kesir olan 9/8'i ise 8/9 olarak yazarak çarpıyoruz. Böyle öğrenmiştik hatırlarsan. Doğru hocam. Kesir çizgisinde ilk kesir aynen yazılır. Bölme işleminde diyelim. Evet. İkinci kesir ters çevrilip çarpılır. Bölme işlemini bu şekilde yapıyorduk. Şimdi şurada 3 ve 9'u sadeleştirelim. 3 kaldı. 8/3. Son bir işlemimiz kaldı. 1 artı 8/3 durumundayız. Recep'ciğim, 1 tam yerine 3/3 yazabiliriz değil mi? Yazarız hocam. Güzel. Yanında da 8/3 var. 11/3 evet, oldu. Paydalar ortak olduğu için 11/3 diyebiliriz. Yani biz aslında bildiğimiz şeyleri kullandık ama ne zaman neyi yapmamız gerektiğini öğrendik bu örnekte. Kısa kesir çizgisinden başladık. Burayı bitirdik. Burayı bitirdikten sonra bölme işlemini yaptık. Bunlarda da çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Ondan bahsedeyim Recep'ciğim. Yani mesela 3/1/5. Mesela burada yapacağım işlem benim 3'ü 1/5'e böleceğim. Evet. Ama bir anda şunu uzattıklarında 3/1'i 5'e böleceğim olacak. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni bir örnekle devam edelim. Evet Recep'ciğim, iki farklı örneğimiz daha var. Zaten bol bol örnekler üzerinden gideceğiz konuyu anlamak için. Başlayalım. Şimdi burada mesela nereden başlamalıyız sence? Hocam bence parantezin içinden başlayalım. Evet, işlem önceliğine göre parantezin içinden başlanmalı. 2-5/6. 2'nin altına gizli bir 1 yazdık. 6 ile genişlettik. 12/6'dan evet 5/6 çıktı. 6. 7/6. İçerisi meğer 7/6'ymış. Evet. Şimdi mesela 2'den 5/6'yı çıkaralım mı? Önce bölelim mi hocam? Tuzak soru gibi geldi değil mi? Evet. Kimse yutturamaz bana. Ben kül yutmam. Kesinlikle işlem önceliğine göre sanki bu tarafı yaptık, hadi bir de bu tarafı yapalım da bölelim gibi geliyor insana ama onu yapabilmeniz için şuraya da parantez koymaları gerekiyordu. Madem koymadılar, önce bölme işlemini yapmalıyız. Yani 5 eksiği dahil de edebilirim, sonradan da koyabilirim. Olur. Mesela şimdi diyelim ki eksiği almadım. Hiç kafamız karışmasın. Evet, karışmasın. 5/6 çarpı dedim, bölme işlemi olduğu için ikinciyi ters çevirerek 6 yazıyorum. 6/7 hocam. Evet, 6'lar birbirini götürdü. 5/7. Şimdi artık 2'yi buraya getirdim ve eksi olarak yazdım. Şimdi bunun da altına gizli bir 1. 7 ile genişlettik. 14-5/7 evet, hocam. Aynen öyle. Ve cevabımız ne oldu? 9/7. Evet. Çok güzelmiş. Adımlı işlem yaptık. İşlem önceliği zaten bu konunun en önemli kısmı. Hocam dikkat. Dikkat. Kesinlikle. Ve şu kesir çizgileri falan az önce gösterdiğimiz, onları mesela yeni öğrendik. Birkaç tane de yeni öğreneceğimiz şey var. Ama aslında bilgilerimizi kullanıyoruz. İşlem önceliğini hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz ve dikkat tabii ki. Evet. Artılar, eksiler, çok dikkatli olmalıyız. Bir örnek daha. Mesela belki bunu da yeni öğrendik diyebiliriz. Şimdi 0,15. Bunu istersek 15/100 olarak yazıp, alttakini 5/10 olarak yazıp, birinciyi aynen tutup ikinciyi ters çevirip çarpabiliriz. Evet. Ama bunda kolay bir yöntemimiz var. Şöyle ki mesela 2/3'ü düşünelim. İkisini de 10 ile çarpsak 20/30 desek kesrin değeri değişti mi? Değişmez. Değişmedi. O zaman ben burada böyle oynamalar yapabilirim. Şu virgüllerden kurtulabilirim. Şunu mesela 100 100'le çarpsam ne güzel olur. 15 olur değil mi? 15 oldu. Bir sefer virgül kaydı 2. Aşağıyı da 100'le çarpmalıyım. Bir sefer çarptım 10'la 5. Bir daha çarptım 50. Evet. Çok daha rahat oldu. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. 2 aslında sorunsuz ama aşağıyı kurtarmak adına 100'le çarpmak gerek. Yukarıyı da 100'le çarpıyoruz. 200. 200 bölü 2. Bu korkunç gözüken şey meğer 100'müş. 100'müş hocam ya. Ne kadar kolaymış. Evet. Bu tarafa geçelim. 10'la çarptık yetmez. Bir daha 10'la çarpalım. 3. Burayı da 100'le çarpalım. 30. Güzel. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey yine çıkarma işlemi değil de önce çarpma işlemini yapmamız gerektiği. 100 bölü 1 demiştik. Sadeleştirmiştik bunu. Çarpı 3 bölü 30. Bu da sadeleşebilir. Tabii öyle de olabilir. 300 bölü 30 eşittir 10 diyebiliriz. Veya bak şöyle sadeleştirdim. 1 bölü 10. 100 ile 10 sadeleşti. 10 bölü 1. Hocam. Yani evet bu da 10'muş. Son olarak 15 bölü 50'den 10'u çıkartmamız gerekiyor. 15 bölü 50 eksi değil mi? 10 hocam. Evet. Bu 10'du. Bunu da ne yapalım? 10 bölü 1 şöyle mi? Evet altına gizli bir 1 koyup bunu da 50 ile genişlettiğimizi düşünelim. 500 bölü 50 oldu. Ve cevabımız eksi 485 evet, hocam. Eksi 485 bölü 50. Birazcık sadeleştirilebilir. Şıklarda eğer bu hali yoksa 5 ile sadeleştirerek cevabımızı bulabiliriz. Eksi süper. 485 bölü 50. Devam ediyoruz. Evet Recep'ciğim, iki örneğimiz daha var. Şimdi bakalım buna. Burada bir tam yerine 2 bölü 2 diyebilirim değil mi? Evet hocam. Amacımız paydaların aynı olması. Yani şöyle söyleyeyim yine de şuraya gizli bir 1 koyup genişletebilir öğrencilerimiz. 1 bölü 2 ile topladık. 3 bölü 2. 3 bölü 2'ymiş hocam. Hemen diğerine bakalım. Yine aynı buna şekilde da, evet, hocam. 3 bölü 3 olarak düşünelim. 1 bölü 3 ile toplayalım. 4 bölü 3. 4 bölü 3. Arada çarpı varmış. Parantezleri önce yapıyoruz elbette. 4 çünkü bölü 4 mu hocam? Bu da 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 ne olacaktır? Bölü 4. 5 bölü 4. Güzel. Zaten nokta 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 koymuş. Demiş ki bu böyle gidiyor. Gidiyor. Buraya geldik. Buna da 15 bölü 15 olarak kabul edelim. Yani 16 bölü. Evet. 1 bölü 15'i ilave ettiğimizde 16 bölü 15. Şimdi Recep'ciğim gördüğün gibi şu 3 ile şu 3 gidiyor değil mi? Hep gidiyor hocam. Evet. 4 ile de 4 gidecek. Gidiyor. Tamam. Şimdi burada eğer alttaki sayı kalıyorsa öğrencilerimiz emin olsun ki son kesirde de bu 5 bununla gidecektir. Buradaki sayı bununla, buradaki sayı bununla derken son kesirde de üstteki sayı kalacaktır. Yani bunun karşılığı 16 bölü 2 yani cevabımız 8 olacaktır. Hocam. Evet. Bu eğer birbirini götürmeler şu şekilde olsaydı ilk kesirde mesela üstteki sayı kalsaydı çapraz gittiği için emin olalım ki bu sefer de alttaki sayı kalacaktı son kesirde. Evet hocam. O zaman da mesela 3 bölü 15 gibi bir cevap bulacaktık evet. Mesela ters şekilde gitseydi. Güzel. Bunu anladığımıza göre bu sorumuza geçebiliriz. Yine çok adımlı işlemler. Hocam küçük kesirden başlıyor. Kesinlikle. Yani şu en üstten başlıyoruz. Evet. Bir tamdan 1 bölü 2 çıktı. Bir tam yerine 2 bölü 2 olduğunu düşünelim. Yine 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 oldu. Şöyle yeni halini yazıyoruz. Şurayı tamamladık. Evet. Şimdi 1 bölü 2 bölü 2. Bir artıyı şimdi ilave edemeyiz çünkü önce bölme işlemi var. 1 bölü 2 olduğu gibi yazdık. Çarpı dedik. Şunun altında bölü... gizli bir 1 olduğunu düşünelim. Onu da ters çevirelim. Yazdık. Evet. 1 bölü 2 çarptık. 1 bölü 4. Güzel. Şuranın karşılığı 1 bölü 4'müş. Bir tam ilave etmemiz lazım. Yani 4 bölü 4 ilave etmemiz lazım. 5 bölü 5 4. Bölü 4. Yeniden yazıyorum. 5 bölü 4. Altında 2. Şurada artı 1. Yani kesir çizgilerin uzunluğu kısalığı bak ne kadar önemli. Evet hocam. Burada çünkü biz 5 bölü 4'ü 2'ye bölüyormuşuz gibi bir durum söz konusu. O zaman 2'nin altına gizli bir 1 koyduk. 5 bölü 4'ü. Geldi mi hocam? Nasıl? 1 bölü 2 mi geldi hocam? Kesinlikle. Çarpı ters çevirerek 1 bölü 2 olarak geldi. 5 bölü 8 oldu. Ve son olarak 5 bölü 8 ile 1 tamı toplamalıyız. 1 tam yerine 8 bölü 8 mi hocam? 8 bölü 8 yazalım. İkisini toplayalım. Cevabımız 13 bölü 8. 13 bölü 8'miş. Hocam evet. Bu sorularda sığmadı bile Recep. Kağıdı iyi kullanmak lazım evet, hocam. Kağıdı sığmaz. İyi kullanmak lazım ama bir taraftan da böyle karışık şekilde yazılırsa işlem hatası riski de o zaman da oh ne güzel kağıdı güzel kullandım. Diğer sorumu şimdi daha rahat çözeceğim diyorsun. Derken soru yanlışsa kaçabilir. Tabii soru kaçtıysa onun hiçbir anlamı kalmayacaktır. O yüzden hem güzel yazmak hem de tabii ki iyi kullanmak gerekiyor. Öyle ucu ucuna da olsa sığdırmalarını bekliyoruz. Evet hocam. Devam ediyoruz. Evet hocam. Evet Recep'ciğim. 2 tane örnek yazdık. Yeni bir yöntem öğreneceğiz. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Balon yöntemi. Yani atıyor muyuz hocam? Atıyoruz, patlatıyoruz. Şimdi ilkini ben yapacağım, ikinciyi senden rica edeceğim. Hocam. Soruya bir soru soruyoruz. Şu şekilde. 3 ile neyi toplarsam 5 olur diyor. Ha, 2 hocam, çok güzel. Şu anda düşmanlarının bir kısmından kurtuldun. Bu da artık yok, bu da artık yok. Sanki bu eşittir 2'ymiş gibi oldu. Doğru. Bir soru daha soruyoruz. Onu neye bölersem? 2 çıkar. 2 çıkar. 5'e hocam. 5'e. Güzel. Artık bunlar da yok gibi düşünebiliriz. Evet. 3 ile neyi toplarsam 5 olur. 2'yi hocam. 2'yi. 3 de gitti. O zaman burası da 2'ymiş. Evet, bunlar da gitti. Şu da 2'ymiş. Ve son soru. Neyi 2'ye bölersem 2 çıkar. 4'ü hocam. İşte bu. X 4'müş. Hocam bu şeye benziyor. Daha kaçtı. Hakikaten soruyu açıyor. Kesinlikle. Tabii soruları doğru şekilde sormak lazım. Hep böyle dışarıdan içe doğru gidiyoruz. Yani 3'ü neyle toplarsam 5 olur diye başladık. Ondan sonra böyle yani X'in olduğu yere böyle zor ulaşıyoruz. Hep dışarıdan düşmanlarımızı eleye eleye içeriye doğru gidiyoruz gibi düşünebiliriz. O zaman ilk sorun nedir? Hocam 12'yi neye bölersem 2 olur. Harika. Ve de 6 diyorum hocam. 6. Yani aşağısı 6'ymış zaten. Çok o zaman güzel. Sırayla gidiyorum. Evet, bunlar yok artık. Yok artık hocam. Evet. Diyorum İkinci ki soru. 4'ü neyle toplarsam 6 olur. 2. Demek ki orası 2'ymiş. Evet. 8'i neye bölersem 2 olur diyorum. Evet. Aşağısı 4'müş hocam. Çok güzel. 7'yi neyden çıkarırsam 4 kalır diyorum hocam. 7'den ne çıkarırsam? Ne çıkarırsam 3. Evet. Evet, çok güzel. Yani 9 bölü x 3'müş hocam. Evet. Bu durumda x ne olmalı? 3 oldu hocam. 3 olmalı. Çok güzel. Bir örnekte gerçekten anladın. Ama çok hocam güzel. Bu basit gibi geldi bana. Basit mi geldi? Vallahi... Güzel bir yöntem. Yok Recep'ciğim, öyle demeyelim. Gerçekten aslında zor bir metot. Kolayca anladın. Yani anlatana bakalım. Evet hocam diyor. Kesinlikle anlatandan ötürü. Peki devam ediyoruz. Ediyoruz hocam. Recep'ciğim, bence sorulara geçme zamanı. Burada bir örnek vermiş. Devirli ondalıklı sayıları bize hatırlatmış. Biz biliyoruz diye umuyorum. Biliyorduk hocam. Biliyorduk, bakacağız. Bakalım biz de hatırlayalım. Şimdi 0,5 devreden demiş. Recep'ciğim, sayının tamamını yazıyorduk hatırlarsan. Evet hocam. 5. Sonra devretmeyen kısmı çıkarıyorduk. 0 zaten. Sonra payda kısmında da virgülün sağına bakıyorduk. Devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0 koyuyorduk. Bir tane sayı var, o da devreden 9. O yüzden bunun karşılığı mesela 5/9. Benzer şekilde hemen altındaki 2/9. Eksi 1/9. Aynı oldukları için sadece yanındaki rakamlar değiştiği için hızlıca yapıyorum ben de ve bu da 4/9. Ha evet, 4/9. Evet, sadece bak virgülden sonraki sayılar değiştiği için ben de tek tek işlem yapmadım artık. Şimdi bu işlemleri yapacağız. 5/9'u yazdık. Çarpı dedik. İkinciyi ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz hocam. 9/2. 9'lar gitti. Harika. 5/2. Eksi. İkinciye geldik. Aynen. Eksi. 1/9'u aynen yazdık. Yanına çarpı dedik. Evet. 9/4 dedik. Tersi şekilde. Burada da 9'lar gitti. Eksi 1/4 çıktı. Oldu. Evet. Küçük bir payda eşitleme yaptık. 2 ile genişlettik. 10/4'ten 1/4 çıktı. 9/4. 9/4 oldu. Gördüğün gibi Recep'ciğim, cevabımız Bursa oldu. Recep'ciğim, çok rahat bir şekilde işaretleyebilirim. Cevabımız 9/4 hocam. Bursa oldu. Evet hocam. Yeni soruyla devam ediyoruz. Evet Recep'ciğim, bir tane de beceri temelli soru yapıp konumuzu tamamlayalım. Olur hocam. Şimdi bu bir gördüğümüz gibi bahçeymiş. Evet, üçgen şeklinde. Diyor ki aynı çevreye sahip bir kare bahçe söz konusuymuş. Bu Ersin Bey'in üçgen bahçesiymiş. Adem Bey'in de kare şeklinde bir bahçesi varmış ve çevreleri aynıymış. Hocam sanki bunun çevresini bulup sonra 4'e mi böleceğiz? Kesinlikle. Bir kenarını istemiş. Aynen öyle. Geriye kalan madem problemi anladık, işlem becerilerimizi kullanmak, çok adımlı işlemimizi tamamlayalım. Şimdi 18/4 var. Artık. 6 var. 6/1 olarak yazalım. Ve 13/2 var. Bu kolay hocam değil mi? Paydaları eşitleyelim. Paydaları eşitleyelim kesinlikle. 4 ile ve 2 ile genişlettik. Yeni durumumuz 18 artı burası 24 oldu. Artı burası da 26 oldu. Ortak payda olarak 4 yazabiliriz. 68 mi hocam? Bunları topladığımızda Recep'ciğim 68/4 oldu. Tam da bölünüyor, ne güzel. 17. Evet, 17'yi bulduk. 17 metreymiş çevresi. Evet. Ancak bizden bir kenarını istediği için bunu 4'e bölmeliyiz. Yani cevabımız 17/4. Süper hocam. Evet. Hocam bu arada biz 2 tane soru çözdük ama arkadaşlar zaten konu tekrarları için soru çözüm videolarımız var. Onları takip etmenizi tavsiye ederiz. Aynı zamanda kitap ihtiyaçları da varsa hocam bizim aşağıda linkler var. Oraya da baksınlar. Hocam bir sonraki videoda biz ne işliyoruz? Evet, bir sonraki videoda artık rasyonel sayıları bitireceğiz. Rasyonel problemleri göreceğiz hocam. Olur hocam. Arkadaşlar problemlere de bekleriz sizi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.